Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi tutumunu değiştirebilir mi? Yeni bir politikaya yönelebilir mi? Seçim sonuçlarına bağlı olarak bu konu gündeme geldi. Ankara'nın, İstanbul'un bir dizi önemli kentin iktidar tarafından kaybedilmesi bu soruyu gündeme getirdi. Aynı zamanda daha sonradan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada söylediği Türkiye İttifakı söylemi, kızgın demirin soğutulması gibi sözler. Acaba bir yumuşamaya doğru gidiyor mu? AKP geçmiş dönemlerini hatırlar, oraya yönelir mi konusunu gündeme getirdi. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla birlikte bu konu farklı boyutlar kazandı. Bu konuları gazeteci arkadaşımız Kemal Can'la birlikte görüşeceğiz. Kemal, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nasıl gündeme geldi ve sonuçları neler oldu sence? Aslında tıpkı 31 Mart seçim sonuçları gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı da iktidar bloğunda eğer varsa ki olduğu anlaşılıyor. Farklı yaklaşımları açığa çıkartan ya da genel olarak iktidar bloğunun kendi içindeki çatışma ya da tartışmaları görünür hale getiren bir işlev gördü. Aslında ikisi de böyle sonuç yarattı. Bu açıdan bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. İşte bildiğimiz gibi bu seçim sonuçlarıyla ilgili bir grup insanın bundan, yani iktidar kanadındaki bir grup insanın bundan ders çıkartmak, niye bu oldu sorusuna cevap ararken bir kısmının çok agresif tarzda bir itiraz süreciyle süreci kabullenmeme tavrını gördük. Bu konuda da Erdoğan'ın iki kanat arasında kaldığı izlenimi yaratan bir resim gördük. Açıkçası Kılıçdaroğlu saldırısının sonrasında da benzer bir tabloyu gördük. Çok erken bir aşamada Bahçeli bir çıkış yaptı. Yine iktidar çevrelerinde bir takım isimler çıkışlar yaptı. Mesela bir iletişim başkanıyla sözcüsü arasında bile Ciddi bir Erdoğan'ın farkları var. ciddi fark var. Şimdi bunlar sadece bir tavır değişikliğinin öncülleri midir? Başka bir gerilim midir? Bunu tabii ki tartışacağız ama en azından bu görünürlük meselesi açısından iki vakanın da böyle bir sonuç yarattığını söyleyebiliriz. Şimdi Erdoğan nerede duruyor? Bir de özellikle Bahçeli'nin bu kadar aktif bir şekilde, dün Taş Getiren'le burada konuşmuştuk, onun dünkü yazısı da zaten şeydi, MHP AKP içinde farklı düşünce arayışını engellemeye çalışıyor diyor Bahçeli, daha doğrusu. Bahçeli bu şekilde iktidar blokunu kontrol etmeye mi çalışıyor? Nasıl bir rol oynuyor? Açıkçası Bahçeli bunu saklayarak da yapmıyor. Yani bu çok gizli saklı bir kapalı faaliyet değil. Çünkü daha da geriye gidelim. 24 Haziran'ın bile öncesinde hatırlayalım. Bahçeli seçime bir haftadan az bir süre kala çok ciddi bir çıkış yapıp AKP içerisinde bu ittifakın aleyhine çalışan, MHP'nin aleyhine çalışan unsurlar olduğunu söyleyerek çok ciddi bir eleştiri dile getirmişti. Daha sonra hatırlanacağı gibi bu yerel seçim için ittifak olmama tartışmaları gündeme gelmişti. Orada da Bahçeli bu zorlamayı bir tür Erdoğan'ın kendilerine mecburiyetinin altını çizen ve aslında genel olarak ittifakın sınırlarını hem ideolojik hem siyasi sınırlarını çizme hamlesini yapmıştı. Bunları gayet açık yapıyor. Zaten erken seçim kararını aldırtan süreçte de Bahçeli'nin belirleyiciliği var. Son seçimdeki beka davası stratejisi de tamamen Bahçeli'nin imaliydi ve AKP içerisinde önemli bir çevrenin de şimdi birazcık daha sesli olarak dillendirdiği şey bu stratejinin kendisinin başarısızlıkta önemli bir mesele olduğu fikri konuşuluyor. Dolayısıyla bütün bunlar Bahçeli'nin gayet açıktan bir tür ittifakın bütün ideolojik siyasi patronajını ortaya koyan bir tavır ve bunu da çok açık biçimde yapıyor.
muhalefete ve genel kamuoyuna yaptığı açıklamaların çok büyük bir kısmı aslında doğrudan ortağına yapılmış, gönderilmiş mesajlar. Son olarak Erdoğan'ın Türkiye İttifakı kavramını ortaya atmasıyla birlikte hem Kılıçdaroğlu'na verilen reaksiyon ve o reaksiyonla birlikte buna da verilen Bahçeli tarafından tepki bu konudaki belirleyicilik tazikini arttırarak devam ettiğini gösteriyor. Şimdi Erdoğan bir süre sessiz kaldı. Hemen tepki saldırıyı kınamadı. Daha sonra çok da ağır sözcükler seçmeden de olsa bir tepki koydu. Ondan bir süre sonra yaptığı konuşma ki sen başlığını oradan üretmişsin. Bu gaz sıkışması olarak olayı haklı göstermeye yönelik bir kelimelendirme var burada. Evet. Bu nedir? Gaz sıkışması söylemiyle birlikte Erdoğan artık yavaş yavaş tercihini eski o beka ya veya vazgeçilmeyen beka doğrultusunda bir raya oturtmak üzere mi sence? Açıkçası henüz bunu bilmiyoruz. Henüz bence gerilim devam ediyor. Yani bu konudaki yol ayrımı meselesi. Üstelik de bu yol ayrımı konusu Erdoğan'ın alacağı tavırla da bitecek bir şey değil. Yani şu anda iktidar bloğunun girdiği kriz tablosu pek çok yol ayrımında bir seçim yapılsa bile önüne tekrar çatallı yol ayrımları getirecek bir süreklileşmiş kriz. Bu çok açık. Hı hı. Dolayısıyla bu bitmeyecek durum. Ama Erdoğan'ın sözlerinden hangi tarafa meylettiğini ya da nihai kararını verip vermediğini ölçmek kolay değil. Çünkü seçim sonuçlarından başlayarak bu son verdiğin örnekte de olduğu gibi aslında hep ortada duran ve çok net tavrını açıklamayan ama iddia edildiği gibi artık çizgisini değiştirme işaretlerini de çok güçlü biçimde ve bir rest gibi ortaya koymaktan kaçınan bir tutum görüyoruz. Aslında yani benim değerlendirmemle zayıflığını görüyoruz. Genel olarak iktidarın, özel olarak da Erdoğan'ın yalnızlığını ve zayıflığını daha çıplak biçimde görüyoruz. Ben biraz resmin böyle olduğunu düşünüyorum. Bu gaz sıkışması meselesi ise işte demin de söylediğim gibi seçimin de aslında seçim yenilgisinin de nedeni olarak görülen bu beka stratejisi ya da kutuplaştırma, düşmanlaştırma tablosuna verilen bir cevap aslında. Çünkü şöyle bir şey, bunu yaratmanın meşruiyetini, çünkü bütün seçim kampanyası bunun üzerine bina edildi ve seçim sonuçları da gösterdi ki bu alıcı bulmadı. İktidarın kendi seçmeni bile bunu almadı, bunu kabul etmedi. Dolayısıyla şimdi yaşanan çok daha şey, bütün Türkiye'de sonuç alınmamış iş çubukta bir köyde realize oldu. Yani özeti bu aslında. Ve onun da bir gaz sıkışması tarifiyle aslında sahiden böyle bir potansiyel varmış. Bu beka davasının bir alıcısı varmış hissiyatını devam ettirmek ve bütün bu aslında yenilginin de sorumlusu olarak işaret edilen stratejiyi bir tür mazur göstermek için kurulmuş bir cümle bu. Gaz sıkışması var. Ama gaz filan sıkışması yok. Bütün seçim kampanyasında izlediğimiz bir gaz verme ve sonuç alamamış bir gaz vermeden bahsedebiliriz. Şimdi bizim burada değerlendirmeye çalıştığımız iktidarın politikası, ittifakın sonuçları, MHP'li vesaire. Buna AK Parti çevrelerinden de çeşitli eleştiriler geliyor. En son Davutoğlu'nun çıkışında orada MHP ile ilişkinin ittifakın kesilmesine yönelik mesajlar vardı ama tabii ki bu bağlamda sadece sıkıştıramayız. Çok geniş mesajlar içeren bir tür manifesto yayınladı. Neydi Davutoğlu'nun çıkış amacı? Davutoğlu'nun çıkış amacı kadar zamanlaması da aslında belki konuşulmaya değer. Çünkü aslında bu açıdan da zaten son derece eleştirildi ve ayrıca Davutoğlu'nun bu çıkışı yapabilecek ya da sonuç alabilecek bir aktör olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Ama ben bunlardan tamamen bağımsız olarak şöyle düşünüyorum. Davutoğlu'nun metninin aslında
iktidar bloğunda konuşulan problemler olarak okunduğunda bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Davutoğlu asıl olarak genel kamuoyuna değil ki genel kamuoyunun iktidarın dışındaki %50'si bu mesajları zaten birçoğunu çok daha çarpıcı biçimde ortaya koyup bir direnç göstermişti zaten referandumdan bu yana. Ama AKP'nin içine doğru yaptığı konuşmada problem olarak işaret ettiği noktaların hemen hepsinde aslında birinci dereceden sorumlunun Erdoğan olduğunu görüyoruz. Ama Davutoğlu'nun manifestosu Erdoğan'ın adını neredeyse anmıyor. Neredeyse onun sorumluluğunu doğrudan işaret etmiyor. Ama problem diye koyduğu bütün başlıklar aslında doğrudan Erdoğan. Dolayısıyla aslında dolaylı olarak Davutoğlu şunu demiş oluyor. Erdoğan'ın seçimlerini, tercihlerini tartışmadan yeni bir şey yapmak mümkün değildir'in cümlesini kuruyor. Ve bunu bu süreçte şu anda kuruyor. Yani bu dediğim kriz, biraz önceki soruna cevaben söylediğim, krizin ortasında kuruyor. Bilindiği gibi bir süredir işte Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun bir alternatif girişim yapacağı konusunda tartışmalar vardı. Onlarla ilgili nasıl bir sonuç çıkacağından bağımsız olarak bunun AKP'nin iç kamuoyuna dönük olarak ifade edilmesi ve Erdoğan'ın seçimleri işaret edilerek bunun konuşulması ve bunun zamanlaması bence bakılmaya değer bir şey. Bu gerilimi, deminki sorularda konuştuğumuz gerilimi biraz gösteren, açığa çıkartan bir şey. Ama tabii bundan bir sonuç çıkar mı? Bu AKP içerisinde bir hareketliliğe yol açar mı? Bu hakikaten bir karşılığı olan potansiyelin dillenmesi mi? Henüz bunları söylemek için çok erken. Ben çok öyle olmadığı kanaatindeyim. Olduğunu düşünenler de var. Ama ben olayı oradan okumuyorum. Bir kısım iktidar yakınında olan medyada da benzer türden işte öz eleştiri ya da bir durup düşünmemiz lazım fikirlerinin arka planı hakkında biraz daha ayrıntılı bir metin olarak bakıyorum. Yani bu sonuçta bir süre sonra Davutoğlu'nun yeni bir parti kuruyorum. Daha önce uyardım. Yani dinlemediniz demek için söylediği bir şeye de dönüşebilir. Çünkü iktidarın tamam bunları sayfalar dolusu yazmışsın. Gel hadi şunları bir konuşalım diyeceği bir ortam yok gibi. Bazı yerlerde Erdoğan'ı çok kızdıracak takım içerikler ve alt içerikler de var. Nitekim bugün bir haber gördüm az önce. Davutoğlu'nu Bosna Hersek'te bir cami açılışına davet etmişlermiş. O davet iptal edilmiş. Ankara'dan gelen şeyle. Yani şimdi tabii bir de ama şöyle bir tarafı da var. Daha önce benzer şeyler gündeme geldiğinde hatta Abdullah Gül'ün çatı adaylığı filan gündeme geldiğinde çok erken ve çok yüksek perdeden karşılık vermişti. Hem Erdoğan hem iktidar çevreleri. Şimdi bir tür yani iki tür açıklaması olabilir. Bir Davutoğlu'nun manifestosunu bir gündem maddesi olarak önemsememe tavrı da olabilir. Ya da bu konuda sessiz kalmak bu başlıklarla ilgili tartışmanın içerideki etkilerini anlamayı beklemek de olabilir. Bu son hem seçim sonuçları hem Kılıçdaroğlu'na saldırı ve benzeri olaylarda alışık olduğumuz biçimde Erdoğan'ın çok hızlı reaksiyon vermekten geri durarak biraz zaman tanıyarak söz söylemesi ya da harekete geçmesi bir mesele olduğunu düşündürtüyor açıkçası bana. Yani Davutoğlu'nun bu çıkışı ve ardından atabileceği adımlar bir partileşme onunla birlikte ya da onunla ayrı Abdullah Gül ve Ali Babacan o kanadın benzeri bir adımı bunlar AKP kitlesinde ciddi bir karşılık bulabilir mi sence? Şimdi seçim sonuçları itibariyle ve daha önceki sürece baktığımızda iktidarın genel olarak seçmeninin bir rahatsızlık içerisinde olduğunu, gidişattan, halinden, temsil biçiminden, iktidar kombinasyonundan pek de memnun olmadığını görüyoruz. 31 Mart bunu çok net biçimde kendisinin de o seçmenin kendisinin de ifade etme ihtiyacının artık tutulmaz bir hale
geldiğini gösterdi. Bunu biliyoruz. Böyle bir potansiyel var ama aynı şekilde bu potansiyelinin kendini temsil etmek için gördüğü alternatif bir şey çok oluşmadı. Yani o alternatifi görmediği için de rahatsız ama bulunduğu yerden çıkamayan bir potansiyel oluştu iktidar bloğunun içerisinde. Bu görünüyor ve 31 Mart'ta bunu artık sayısal olarak ölçebilir hale geldik. Bu potansiyel ama bu potansiyel kendi başına yeni bir hareketi başlatacak bir potansiyel değil. Yani rahatsızlıklar kendi başına siyasi dinamikler yaratmıyor. Rahatsızlıklara bir cevap üretildiğinde, bir söz söylendiğinde, bir iddia ortaya konulduğunda o bir dinamik başlatabiliyor. Henüz mevcut aktörlerin, Davutoğlu dahil, çünkü Davutoğlu aslında işte AKP'nin başına gelenlerin nedenleri diye bir manifestodan bahsedebiliriz yazdığı ki onun da bir kısmı kendi dahli açısından çok o eleştirilerde haklı bir taraf haline getirmiyor Davutoğlu'nu ama şunu söyleyebiliriz. Ama hani ne yapmak üzere bunları değil de neyi yapmak üzere bir şeyden bahsettiğinin cevabını koymuyor. Bu diğer aktörler için de böyle. Henüz öne çıkmış, risk almış, bir sorun işaret etmekten bir adım ileriye giderek, bu gün için de geçerli, üzüntü duyduğunu filan sürekli söylüyor ama hani üzüntü duyduğun negatiflikler için nasıl bir farklı şey öngörüyorsun ve bunun için daha önce nasıl bir cesaret göstermişsin, ne demişsinin cevabı genellikle yok. Ve genellikle iktidar seçmeninin büyük çoğunluğunu oluşturan sağ seçmen bu tür cesaret göstermeyen, ürkek, biraz bekleyerek pozisyon yaratmaya çalışan aktörlerin peşinden gitmeye çok yatkın değildir. Türkiye'de yeni sağda yeni oluşumlar genellikle tabir yerindeyse ihanet cesareti gösteren tıpkı Erdoğan gibi Erbakan'ın karşısına çıkıp bir liderlik iddiasıyla ve başka bir tezle ortaya çıkan işte bir süreçle başlar. Veya ANAP gibi 12 Eylül rejiminin kendi partisinin karşısına bir alternatif olarak çıkma cesareti. Ama daha cesareti. Daha cesaretli. Dolayısıyla bu aktörlerin hem sözleri hem de kişilikleri bu tür bir dalgayı taşımak için uygun olduğu kanaatinde değilim. Enteresan bir yorumdu bu. Peki tahmin etmenin zor olduğu bir nokta belki ama yine de İstanbul seçimleriyle ilgili bu olayın noktadan sonra yeni bir devamı olacak mı? Yeni bir seçim gündeme gelebilir mi sence? Şimdi tabii YSK'nın son verdiği karar işte itiraz, AKP'nin itirazlarının bir kısmını incelemeye karar vermesi süreci biraz daha uzatıyor. İki türlü yorumlayanlar da var. Bu uzatmanın iktidar talebi doğrultusunda bir karar vereceği anlamına geldiğini söyleyenler de var. Bu uzatmanın aslında biraz soğutarak, hani demiri soğutarak işi yatıştırmaya yarayabileceğini söyleyenler de var. Bilmiyorum bu olasılıklar nasıl gerçekleşecek ama açıkçası bu uzatmanın iktidar açısından bir mecburiyet olarak önlerine geldiğini, bundan kaçınamadıklarını ama bu sürecin bile bile zararına katlanarak bunu yaptıklarını da görüyoruz. Bu süreç zaten 31 Mart'ta iyice belirginleşmiş zarar tablosunu büyüten bir tablo oldu. Üstüne bence Kılıçdaroğlu saldırısı da böyle. Yani Kılıçdaroğlu saldırısından CHP'yi ve özellikle muhalefeti Bahçeli'nin söylediği gibi işte bir tür bak başınıza neler geliyor diye sıkıştırma sonucu çıkacağı varsayımı bence çok gerçekçi değil. Ve ilk tepki de Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi de böyle değil. Direnç göstereceğini, kendisine verilmek istenen mesajı almayacağını söyledi. Seçimin yenilenmesi de benzer bir mesaj girişimidir. Muhalefet de bu konuda sakin ama kararlı tavrını eğer devam ettirirse
kolay bir seçenek olarak önünde durmuyor iktidarın. Yani bir 7 Haziran, 1 Kasım rahatlığı içinde bir iktidar tablosu yok. Tam da oraya gelecektim ben de. Muhalefetin genel gidişatını nasıl buluyorsun? Hem seçim öncesi hem de özellikle seçim sonuçlarının açıklanması sürecinde ve bu Kemal Kılıçdaroğlu saldırısı ve sonrasında. Bence seçim sürecinde de, seçimin öncesindeki bütün taktik hamleler açısından da, aday seçiminden başlayarak seçimin yerel düzeyde tutulması, iktidarın gerilim üretmede yalnız bırakılması filan gibi temel seçimlerinin çok doğru olduğunu ve doğru sonuçlar aldığını düşünüyorum. Seçimin sonrasında da hem pek alışık alınmadık ve 24 Haziran olarak da 24 Haziran'da da seçmenin büyük hayal kırıklığına neden olan hazırlıksız ve bir tür kararlılık gösteremeyen tavrın tam zıttında son derece disiplinli, özellikle İstanbul seçimleri için son derece disiplinli, sakin ama kararlı tutumunda pozitif sonuçlar verdiğini ve şimdi birkaç meseleyle, bu uzatmalarla, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırılarla o zafer havasına hiç muhalefet girememiş olsa da moral üstünlüğün 24 Haziran'la kıyaslandığında tamamen el değiştirdiğini düşünüyorum ve genel olarak muhalefetin bunu becermiş olmasının bile önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Hem Kılıçdaroğlu saldırısı hem seçim sonuçlarıyla ilgili konularda verilen reaksiyonum, hem birlikte verilen reaksiyonun hem de doğrudan doğruya muhatap aktörlerin, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bence çok başarılı ve hem kendi tabanlarını memnun eden hem karşı hamleler için imkan yaratmayan bir duruş sergilediklerini düşünüyorum. Şimdiye kadarki tablo itibariyle başarılı diyebiliriz muhalefete. 4,5 yıl kadar seçimsiz yaşayabilecek mi Türkiye? Bence hayır. Çok hızlı bir erken seçim olup olmayacağı bir sürü değişkene bağlı. O ilk sorularda konuştuğumuz iktidarın içindeki çatışmanın nasıl seyredeceği ile ilgili. Ama onu dışarıda bıraksak bile, o konu halledilse bile kendi içinde, bence 31 Mart itibariyle çok belirgin hale gelmiş olan tablo 4,5 yıl seçimsiz bu iktidarı taşıyabilecek bir tablo değildir. İki nedenle değildir. Bilindiği gibi son 10 yılda neredeyse 10 kere sandığa giden, son 5 yılda her sene seçmen oyuna başvurarak aslında sürekli kendi iktidarını referanduma taşıyan Erdoğan, bunlardan, bu milli irade desteği dediği şeyden enerji temin ederek yürüdü. Buna ihtiyacı olduğu için, seçime en bağımlı olan iktidar olduğu için böyle oldu. Şimdi bu enerji 31 Mart'tan çıkmadı. Yani onu 4 yıl taşıyabilecek, 4 yıl, 5 yıl taşıyabilecek bir siyasi enerji yok. Hatta o enerji kaynağını da epeyce tahrip etmiş durumda. İşte sandık sonuçlarını tanımayarak ve benzeri meselelerle. Bir işin bu tarafı var. İkincisi, konjonktürel durum da buna müsaade etmiyor. Ekonomik kriz ve işte kapıda olan önemli dış politika krizleri bir zayıflama tablosu göstermiş iktidarı taşıyabilecek bir zemin yaratmıyor. Bu iki nedenle, hem yapısal sorunlar hem konjonktürel sorunlar 4,5 yıllık seçimsiz bir Türkiye göstermiyor. Peki. Çok teşekkürler Kemal. Kemal Can'la konuştuk bugün. Gazete Duvar'dan yazılarını, Medyascope'dan yorumlarını ilgiyle izlediğimiz arkadaşımızla hem seçim sonrası gelişmeleri, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı, AKP'nin MHP ile yaptığı ittifakın geleceğini ve önümüzdeki dönemde olabilecek siyasi gelişmeleri konuştuk. Yeni programlar ve yeni konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.